5 puan bakalım Neriman hangi gelinime layık gördü? Deniz'e mi yoksa Yağnur'a mı? Kaldıralım. Yağnur. Ay ya. Kaldıralım. Bir puan Deniz. Üzgünüz. Afiyet olsun. Hani hoş bir geldin. Ara Zeynep'e takmıştın. Top 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 5 ona veriyordun. Ondan sonra Aysun'a taktın. Top 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 Aysun'a. Seda geldi. Seda'ya taktın bir ara bir 5'leri gittin. Şimdi de Yağnur sırada. Niye sen geri gelenlere takıyorsun böyle 5 lira vererek gidiyor? Bulgurun tuzu yoktu hiç öyle bir şey bende. Aynı gramaja aynı gram veriyorlar ya. Öyle geldi bana yemin nasıl ederim. Bak, bir şey diyeceğim sana. Her şey eşit şekilde veriliyor. Kaç aydır burada yarıştık biz. Sen de çok iyi biliyorsun. Bilmiyor musun? Biliyorsun. Ben nasıl tuzsuz yapabilirim ki? Bak, tuzumun yarısını döktün mü yani? Ne yaptın? Bilmiyorum ya. Tuz istedin mi? Tabağında tuzun yoktu. Tuzumu koydum tabii karıştırdım tuzumu. Vallahi bilmiyorum Ayten o birinci ve ikinci tabak hoşuma gitti. Sosu da güzeldi. Kendi de güzeldi. Açık konuşayım. Tamam yani... Vatanı millete hayırlı olsun. Bundan sonra Neriman annem Yağnur'a çalışacak. Ben onu anladım. Çünkü lezzetli yemek hayır, yapıyorum. Hayır benim annem yeni gelen herkese böyle yapıyor. Burada şey de vardı Hilal adına bir kız vardı. Sen var mıydın bilmiyorum. Ben Hilal'den sonra geldim. Kız yapmıyordu. Baklava şeklinde bir şey yapmıştı. Gitti ona verdi 5'i. Mi vermişti 4 mü? Sen hatırlıyor musun? Patlıcanların olmamıştı 4 vermişti. Aytenci, benim kayınvaliden. Bazen yapamıyorsun ya. Belki kayınvaliden başta yapana veriyordur. Sonra hem böyle diyor hem böyle anlayınca, diyor. Belki ara sıra yapamayana verebilir yani. O da hani olabilir. Ama senin dikkatine çekeyim. Benim kayınvaliden bana çok da 5 vermişliği var. O zaman yapmışsın. Demek ki yapıyorum. Bugün lezzete verdi. Çünkü ben diğer 2 kayınvaliden de bence yanlış puanlama. En güzel tabak gibi 4 verdi. Nasıldı benim tabağım? Diğer kayınvaliden de. Güzeldi. Al. Tabağın kötüdür, güzeldir. Güzel. Sen yaptın, sen bilirsin. Diğer kayınvaliden 5, ondan da en güzel tabak dediği halde 4 aldım ve ben sinirlendim. Dedim ki en güzel tabak dedim, 4 verdim dedim. Kayınvaliden de lezzete verdi. Afiyet olsun Neriman teyzeciğim. Yağnur sabahtan herkesi atışıyorsun. Senin derdin ne? Oturup burada seni mi övelim? Neriman teyze. Ben dinliyorum seni, buyur canım. Neden bir? Neden hoşuma bir? Gitmedi, beğenmedim. Neyini çok, beğenmedin? Enginarını çok iri doğramışsın be çocuğum. Hepimiz aynı İriydi. Doğradı. Bulgurun da yani tamam pişmiş ama daha çok böyle hani tadımlık bir bulgur değil. Çok fazla haşlamışsın pişirmişsin. Yani şişirmişsin hepimiz bulguru. Hepimiz aynı şeyleri aynı şekilde pişiriyoruz. Benimki olmuyor onlarınki benimki oluyor. Benimki de tuzsuz. Sıkıntı yok. Seninki de tuzsuz. Benimkisi de tuzsuz çünkü bana az verdiler. Tuz dediler ki Ayta herkese çok veriyoruz ama sana az veriyoruz. Neriman teyzeciğim hoş geldin. Hoş afiyet olsun. Gelir gelmez dörtleri verdin bana teşekkür ederim. Beğendin mi? Beğendim. İkinizin yemek tadı birbirine çok benziyor. Onu öğrendim. Evet. Yağmur'la mı? Evet onu öğrendim. Doğru. Yağmur'un yemek lezzetini öğrendim. Doğrudur. Afiyet olsun. İnşallah teşekkür ederim. En azından bana bir basmazsın Neriman teyzeciğim. En azından güzel bir puanlama yaptığını düşünüyorum. Benim kayınvalidem gibi çok güzel olmuş pilavı da pişmiş deyip 3 vermedin güzel dedin 4 verdin teşekkür ederim. Kayınvaliden 3 mü verdi? Evet güzel dedi en beğendiği tabağı 3 verdi. İnanamıyorum gerçekten anne sana inanamıyorum. Bilmiyorum ne yapayım bilmiyorum kanat mı takayım uçayım senin mı burada enginarın da pişmemiş. Ne yapayım? Yani bak pişmemişler çiğ demiyorum ama pişmemiş kıvamını bulamamış. Ne yaptım ben getirdim ya, tabağı. Gözünün önünde çabuk. Nagihan teyzeden bir adım onu aşırı zaten. O ikisindeki tabaktaki o iki tabaktaki enginarın şeyine gelmemiş tamam, yani. Tamam birazdan yiyeceğim ben. Bakacağım. Evet 3 kayınvalidemiz de tadımlarını yaptı puanlarını kullandı. Bir tek kayınvalide Nilgün kaldı. O da ne zaman biliyorsunuz Nilgün'cümle en son tadıma gideceğiz. Şimdi ne yapacağız? Konuşacak çok şey var. Kritik zamanı. Benim hayalimde Yağnur gibi sarışın, mavi gözlü bir gelin adayı yatıyordu. Şimdi memnun değil misin yani? Hayalimden bahsettim. Anne hani bir lens deydi anne. Ve yeşil lens almış gelmişsin. Baktığımda çok imrendim. Sadece denemesi için verdim.
haftanın ikinci gününde yine bir aradayız. Nerimancığım, bütün heybetinle oturdun oraya. Ayrıca bu arada inşallah arkadaşlarım hazırlıyorlar. Esracığım ameliyata girerken ki son görüntülerini göstereceğim ekran başındaki izleyicilerimize de biz de izleyeceğiz. Şimdi ilk önce tabii ki buraya geliş için başvuru adresini vereceğim. www.kanalde.com.tr. Bir de WhatsApp'ta. Çıkın gelin anacığım. Her cuma 10.000 TL değerinde 5 altın bilezik veriyorum. Her gün böğrünüze şöyle çeyrekleri takıp gönderiyorum. Şimdi Esra'nın ameliyata girerkenki son görüntülerini birazdan izlettireceğim ve beraber izleyeceğiz. Önce kayınvalidelerimizden Neriman Hanım'ın tekrar aramıza gelişi, kayınvalideler odasını nasıl da karıştırmış. Neriman bu, karıştırmıştır. Nagihan Hanım'ın tavrı neden eleştiri konusu olmuş, izliyoruz. Ekranda sizleri tanıyoruz ama biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben Neriman, Ayten gelinim. Bu ikinci gelişimiz. İnşallah ikinci, buradan da ben size ellerim gönderirim. Açıkçası ben de hiç sevinmedim sizi gördüğüme. Niye sevinmedin? Daha önceden Fatma Hanım'ı da sizi de seyrettim. Fatma Hanım mı? Ben sizi rakibim olarak bile görmüyorum. Vallahi olabilir ama ben de sizi rakip olarak görmüyorum. Desene yani, daha ben çok rakipler geldi geçti. Ben çok rakipler geldi geçti. Sen de şey kankasın ama sanki. Ama çok özledim Neriman ablam. Yarışmacı değilsin hayatım. Yok hayır çok özledim gerçekten. Senin rakibin özledim. Değil mi Neriman? Nagihan Hanım bunu oradaki huy haline getirmiş. Oradaki gelini güzel yemekler yapacak ondan sonra orası geçecek. Orası başka. İlk geldiği gün insanlara hoş karşılıyorum, güler yüzlü davranıyorum diye kötü mü oldum? İlk geldiğinde herkese hoş geldin derim ama sonra da dişlerimi gösteririm ben. Burada hepimiz birbirimize rakibiz. Neriman Hanım giyinmiş, süslenmiş, kraliçe gibi. Ay ben giyinmesini hiç seven bir insanım. Ben. Normal evet. Giyinme olacağım. Siz benim bir de yarışmamı ya? Görün. Bu ne yani? Ya ne oldu sizlere ya? Beni görünce kıskandığınız bir hallere girdiniz. Ay birisi kalktı rakibim değilsin dedi. Hele bir görelim bu ne? Ne kadar çok kıskandınız beni. Peki ne oldu Nilgün? Seda Hanım yani bugün Neriman Hanımlar geldi, hoş gelmişler. Tamam. Ondan sonra ama bu kıyafetle gelmesi ben çok yadırgadım. Neden? Yani ne bileyim yaşına göre yani ne diye giydi bunu dedi. Ne varmış ben şimdi? Bunun buranın dedi kraliçesiyim dedi. İşte ben de dedim ki burada çok kraliçeler gördüm. He. Çok kraliçeler gördüm. Neriman yani, cevap versin bence. Kraliçe, kraliçe dedim mi? Dediniz. Biz dedik zaten önce. Senden önce tabii. Ben dedim. Ben tabii, kraliçe. Tabii. Sen kraliçe. Evet. Ha, 14. Louis'nin karısı ilan ettim canım seni. Canım benim. Evet. Ben bir şey söyleyebilir miyim Seda? Yok Neriman cevap verdi. Kız Neriman!